Apar ekranlarından günaydınlar, iyi sabahlar. Ben Uğur Korkmaz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri aktaracağız. Ekonomide sabaha başlıyoruz efendim. Ekonomi notlarıyla başlıyoruz. Öncelikle güne yansıyan önemli gelişmelere bakalım. Türkiye bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkacak. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Albayrak, alınan önlemlerle normalleşme dönemine en hazır giren ülkelerden olduk dedi. Bankalara da çağrı yapan Albayrak, bankalardan milli bir şuurla hareket etmesini bekliyoruz diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörünün daha sağlıklı çalışmakta olduğunu ve güçlendiğini söyledi. Aydın, bankalar olarak firmaların da bilançolarına hassas davranmaları uyarısında bulundu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise pandemi sürecinde 50'ye yakın düzenleme yaptıklarına değindi. Mevcudu korumak ve ilave istihdam yaratmak için hazırlanan istihdam kalkanı paketinde sona gelindi. İlgili kanun teklifinin bu hafta için meclise sunulması bekleniyor. Yapılacak düzenlemelerle kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek. Kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Efendim, İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, pandemi süreciyle projede herhangi bir aksama olmadığını ve ilk taşınmaların 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeye göre otobüslerde pandemi döneminde sıcak ikram verilmeyecek. Ayrıca taşımacıların yetki belgeleri ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzatılacak. Türk Hava Yolları Avrupa'nın lideri oldu. Şirket 20 Mart'tan bu yana ilk kez bir günde 400 sefer yaptı. Böylece koronavirüs öncesi yolcu artışında Avrupa'da birinci olan şirket liderlik koltuğunu kaptırmadı. Dünyada gündem bölümümüzle devam ediyoruz. Dünyadan güne yansıyan önemli gelişmelere bakalım. İlk satır başlığımızda Amerika var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışları Mayıs'ta güçlü artış kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışları Mayıs'ta %16.6 artışla yıllıklandırılmış bazda 676 bin olarak tahminlerin çok üzerinde arttı. Bu durum konut sektörünün de ekonominin birçok alanında olduğu gibi virüs pandemisi sonrası toparlanmaya başladığını gösterdi. Yönümüzü Çin'e çevirelim. Çin 5 kitaba göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi resesyonda ve bu yıl küçülmeye doğru ilerliyor. Çin 5 kitap raporunda küresel talep çok daha güçlü bir şekilde toparlanmadan yeni görülen çeyreksel toparlanma 2020'nin tamamında yerini daralmaya bırakacak denildi. Avrupa'ya bakalım bir de. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve baş ekonomisti Philip Lane, pandemi şokunun büyüklüğü ve sürecin oldukça belirsiz olduğuna işaret ederek, pandemi acil varlık alım programının en azından Haziran 2021'e kadar uygulamada kalacağını belirtti. Koronavirüs nedeniyle dağılan ekonomilerde işten çıkarmalar başladı. İngiltere otomotiv sektöründe hükümetten mali destek alınmadığı takdirde her 6 kişiden birinin işsiz kalacağı duyuruldu. Verilerle devam ediyoruz. Bakalım piyasalar yeni güne nasıl başlıyor? İlk olarak dolar TL'yi inceleyeceğiz. Dolar TL'de an itibariyle 6.8506 seviyesini takip ediyoruz. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 6.8446 seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda 6.8518 seviyesi karşılıyor bizleri. Aslına bakarsak yeni haftaya bu bantta başlamıştı. Haftanın ilk işlem gününde ve haftanın ikinci işlem gününde de yine seyrini aynı şekilde devam ettirdi. Bu hafta dolar TL tarafında zayıf bir volatilitenin olduğunu söyleyebiliriz. Dar bantta gidip geliyor. Aslına bakarsak geçtiğimiz hafta da bu şekildeydi.
geçtiğimiz haftada 6.80-6.84 barajında devam etmişti. O aralıkta işlem görmeyi sürdürmüştü. Yurt içine baktığımızda yurt içinde bugün güven endekslerini takip edeceğiz ve tabii Covid-19'un süreci devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda asla bakarsak Türkiye'de vaka sayılarının geçtiğimiz günlere göre biraz daha azaldığını söyleyebiliriz ve son 24 saatte bahsedecek olursak da son 24 saatte 27 kişi ne yazık ki hayatını pandemi sebebiyle kaybetti, koronavirüs sebebiyle kaybetti. Bunu da belirtmekte fayda var. Bununla beraber dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını takip ettik. Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Yönümüzü Euro-TL'ye çevirelim. Euro'ya bakalım bir de. Bu tarafta 7.75-35 seviyesini takip ediyoruz. Gün içerisinde en düşük 7.74-35 seviyesine kadar indi ve en yüksek yukarıda 7.75-86 seviyesini test ettiğini belirtebiliriz. Paritelere bakalım bir de. Paritelerle devam edelim. İlk olarak Euro-Dolar paritesini inceleyeceğiz. Euro-Dolar paritesinde an itibariyle yeni güne başlarken %0.07'lik bir yükselişi görüyoruz. 1.13.16 seviyesinde işlem görüyor. Aslına bakarsak bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğiz demiştik haftanın ilk işlem gününde. Öyle de oluyor. PMI rakamlarını takip ediyoruz. Dün Almanya'da PMI rakamlarını takip ettik ve Haziran ayına ilişkin gelen rakamlarda imalat PMI 44.6'ya, hizmet PMI da 45.8'e yükseldi. Yine Euro bölgesinde de imalat PMI 46.9'a ve hizmet PMI 45.3'e yükseliş gösterdi. Bununla beraber bu yükselişlerin gelmesiyle beraber dün bir ara Euro-Dolar paritesinde 1.13.37'ye kadar seyri takip ettik. Akabinde ise biraz daha gevşeme oldu. Ama dün yeni güne başlarken 1.12 seviyesinin üstünde işlem görüyordu. Dün günün ikinci yarısından itibaren de 1.13 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bugün baktığımızda haftanın üçüncü işlem gününde yine 1.13 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Dolar Japon yeniye bakalım. Dolar Japon yeni karşısında %0.03'lük yükselişte. Dolar sterlin karşısında %0.06'lık düşüşte ve Euro Japon yeni karşısında %0.09'luk yükselişte. Dolar İsviçre frank karşısında %0.08'lik düşüşte ve Euro sterlin karşısında %0.13'lük yükselişte. Yönümüzü endekslere çevirelim, borsa tarafına bakalım. BIST 100 haftalık geldi şimdi ekranlarınıza. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün haftanın ikinci işlem gününe yine yükselişle başladı. Günün devamında yükselişler zaman zaman %1'in üzerine çıktı. Günün sonunda ise günü %0.13'lük yükselişte 115.338 seviyesinden tamamladı diyebiliriz. BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 148.79 puan artarken toplam işlem hacmi de 21.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Aslına bakarsak pandemi sürecinde endeksler oldukça olumsuz etkilenmişti dünyada ve bu süreçte özellikle Mart ayından itibaren de Türkiye'de BIST 100 endeksi diğer endekslere göre pozitif ayrıştı diyebiliriz. Şöyle biraz rakamlara baktığımızda zaten BIST 100 endeksi 2019'u 114.424 puanla tamamlamıştı ve dünkü gelişmesiyle beraber, dünkü artışıyla beraber de 2019'un kapanış rakamını geride bırakmış oldu. Zaten sene başında 124.000 puan seviyesinin üzerini test etmişti. Ancak pandeminin gelişmesiyle beraber biraz aşağı doğru hareketlilik başlamıştı. Peki bununla beraber BIST 100 endeksinde baktığımızda gelişmeler nasıl seyretti? Haftalık bazda baktığımızda %3.44'lük bir artış yaşadı ve aylık bazda bu artış %11.4 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda baktığımızda da BIST 100 endeksinde 20.55'lik bir yükseliş yaşandı diyebiliriz. Borsa İstanbul'u pozitif ayrıştıran en büyük nedense yerli yatırımcılarının sayısının artması oldu. Şöyle bir baktığımızda yerli yatırımcıların sayısının 1,5 milyonu aştığını söyleyebiliriz. Yönümüzü bankacılık tarafına çevirelim. Zira o tarafta da hafta başından itibaren yükselişler vardı. Dün de aslına bakarsak güne yükselişle başlamıştı. Ancak günün devamında ufak da olsa bir kayıp yaşadı. Ve günü de son olarak baktığımızda %1'e yakın bir kayıpla tamamladı. 132.776 puan seviyesinden dün haftanın ikinci işlem gününe noktayı koydu. Haftalık bazda baktığımızda en yüksek görmüş olduğu seviye 134.065 puan seviyesiydi ve bu seviyeyi de haftanın ilk işlem gününde gerçekleştirdi diyebiliriz. Sınai tarafını inceleyeceğiz şimdi. Biz Sınai geldi ekranlarınıza. Dün %0.24'lük yükselişte 146.700
1890 puan seviyesinde haftanın ikinci işlem gününü tamamladı ve haftalık bazda baktığımızda en yüksek seviyeyi yakalamış oldu. En düşük seviyeye baktığımızda da o tarafta da Haziran ayının 17'sinde gerçekleştirmişti. O seviyede 142.806 puan seviyesiydi. Endekslerdeki dün kapanış rakamları kısaca bu şekildeydi. Şimdi yönümüzü altın tarafına çevirelim. İlk olarak gram altın geldi ekranlarınıza. Bu tarafta hafta başında 385 lira seviyesini takip ediyorken an itibariyle 389 lira seviyesi karşılıyor bizleri. Gün içerisinde en yüksek 390 lira seviyesini test etti ve aşağıda da şu anki görmüş olduğu seviye 389 lira seviyesini görüyoruz. O seviyeyi en düşük test etti. Tabii ilerleyen dakikalarda ve günün devamında hangi seyirde işlem göreceğini yine konuklarımızla konuşacağız. Ons altına da bakalım. O tarafta da ciddi yükselişler var. Haftaya 1750 dolar bandında başlamıştı. Bir ara 1745 dolar seviyelerine kadar indi. Ancak dün baktığımızda ciddi artışları vardı. An itibariyle yine 1760 dolar seviyesinde kalıcılık sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. %0.03'lük yatay negatif seyri var şu an. 1768 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 1773 dolar seviyesini test etti ve aşağıda da baktığımızda 1767 dolar seviyesini denedi. Yukarıda kalmaya çalışıyor. Analistlere göre de 1750 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ilk etapta bizi karşılayacak olan seviye 1770 dolar seviyesi ki o seviyeyi bugün üzerinde test etti ve onun akabinde de 1790 dolar seviyeleri takip edilebilir. Aşağıya baktığımızda ise ilk etapta yine analistlere göre 1730 dolar seviyesi ve ondan sonra da 1700 dolar seviyeleri takip edilecek olan seviyeler arasında yer alıyor. Türkiye tahvillerine bakalım şimdi. Tahviller geldi ekranlarınıza. 2 yıllıklarda %8.94'lük seviyeyi takip ediyoruz. 5 yıllıklara baktığımızda %10.29'luk seviye var ve 10 yıllıklarda %11.85'lik seviye söz konusu. Haftanın 3. işlem gününe başlarken veriler kısaca bu şekildeydi. Şimdi ise bugün açıklanması beklenen başlıklara bakalım. O başlıklar da ekranlarınıza geldi. Yurt içine baktığımızda bugün Haziran ayına ilişkin güven endekslerinin açıklanacağını söyleyebiliriz. Şöyle biraz bir önceki aya baktığımızda hizmet sektörü güven endeksi bir önceki ayda 51.1 seviyesine gelmişti. Yani 50 eşik seviyesinin üzerinde geldiğini belirtebiliriz. İnşaat sektörü güven endeksi önceki ay 58.5 seviyesinde gelirken perakende sektörü güven endeksi de 79 seviyesinde gerçekleşmişti. Dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda da öncü göstergelere değinmişti ve Mayıs ayında gelen rakamların bir öncekiye göre de daha yükseldiğini ifade etmişti. Hemen kapasite kullanım oranına bakalım. O da bugün açıklanacak veriler arasında yer alıyor yurt içinde. Bir öncekiye baktığımızda %62.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Almanya tarafına baktığımızda ise İFO iş ortamı endeksi Haziran ayına ilişkin açıklanacak. Beklenen 85 seviyesinde gelmesi yönünde bir öncekiyi de hatırlatacak olursak 79 seviyesinde gelmişti. Japonya hizmet üretici fiyatları da Mayıs ayına ilişkin açıklanacaktı. O rakamlar da biraz önce geldi. Mayıs'ta %0.8 oranında gelerek bir önceki ayla aynı seviyede gelmiş oldu. İşte yeni güne başlarken piyasalarda açıklanması beklenen başlıklar kısaca bu şekildeydi. Şimdi ise günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim bültenimize başlarken dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına değinmiştik. Şimdi ise o açıklamalara ilişkin bazı önemli satır başlıkları ekranlarınıza geliyor. Dün Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Orada ekonomiye ilişkin ve bankalara ilişkin önemli açıklamalar geldi Bakan Albayrak'tan. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsak biraz önce de izah ettiğimiz gibi önceki ay gelen öncü gösterge rakamlarına değince önceki ay yani Mayıs ayına ilişkin gelen rakamlar artışın olduğunu vurguladı. Bununla beraber büyüme rakamlarına değindi. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde gelen %6'lık büyüme rakamına ve bu yılın ilk çeyreğinde gelen %4,5'lük büyüme rakamına değindi ve V şeklinde bir toparlanmanın gerçekleşebileceğini ifade etti. Aynı zamanda bankalara da çağrılarda bulundu. Alınan önlemlerle toparlanma dönemine en iyi giren ülkelerden biri olduk vurgusunu yaptı ve açıklanacak yeni istihdam paketine de ilişkin açıklaması söz konusuydu. Açıklanacak yeni istihdam paketi iyileşmeyi destekleyecek dedi. İşte dün yapılan açıklamalardan bazı önemli satır başlıkları kısaca bu şekildeydi. Şimdi ise ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını ile mücadelede aldığımız tüm bu önlemler sayesinde normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden bir tanesi olduk. Gerek ekonomimizde, gerek piyasalarda Covid-19 sonrası toparlanma dönemini en hızlı ve sağlıklı şekilde sağlamak için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ve ekonomik güvende iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Normalleşme sürecinin bu ay başında hız kazanmasıyla ekonomi kalkanı paketinde hali hazırda alınmış olan tedbirlerin etkisi ve bunlara ilaveten bu ayın başında kamu bankalarımızın öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıt araçlar, çeşitli sektörlere yönelik başlatmış oldukları kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar işte geçtiğimiz cuma veya pazartesi son rakamlara baktığımızda 133 bin başvuruyu geçti. Ve şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı. Bugüne kadar firmalar, hane halkı bu anlamda desteklenmeye devam ettiğimiz tüm paydaşlarla istihdamı korumayı ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik açıkladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar TL'yi geçmiş durumda. Ertelenmiş talebin devreye girmesiyle, beklentilerdeki iyileşmeyle, alınan tedbirler ve açıklanan paketlerle birlikte Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkarak kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Tüm bankalarımıza ben çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle şimdi artık normalleşme dönemiyle birlikte pandemi döneminin açıklarını da kapatmak için fırsat sunacak bir resimle karşı karşıyayız. Türkiye bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek. İkincisi ise yüksek katma değerli üretim yoluyla, ihracatı ve istihdam yoluyla bu manada artış sağlayarak cari dengeyi güçlendirerek sağlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek. İşte bu değişim sürecinde bankalar olarak nasıl devlet olarak biz bazı şeyleri değiştiriyoruz, değiştirmek zorundayız, yeni normale alışmak zorundaysak bankacılık sektörü noktasında, bankalarımız noktasında sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Tüketimde ithal ürünler yerine yerli ürünleri teşvik edecek bir finansman kurgusunu hayata geçirin. Yerli üretimi destekleyin. Devletimiz şu an itibariyle Cumhuriyet tarihinde görülmediği bir seviyede bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı. Ne demek istiyorum? 7/24 tüm sistemi tarihte görülmedik düzeyde takip eden bir gözetim altyapısına sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var artık. Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu toplandı dedik. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o toplantıdaki açıklamaları geldi. Dün Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Başkanı Mehmet Ali Akben'in de açıklamaları vardı. Şimdi o açıklamalardan bazı satır başlıklarına bakalım. İlk olarak Hüseyin Aydın'ın açıklamaları ekranlarınıza geliyor. Bankalar, firmalar ve ülkemiz olmak üzere 3 bilançoya önem veriyoruz. Şirketler de bankalar kadar hassas olması ifadesini kullandı ve küçük hesaplarla
hesaplar yapmadan ülkemizi tercih edeceğimizden emin olun vurgusu yaptı. Aynı zamanda Mehmet Ali Akben'in de açıklamaları vardı. Ona ilişkin de önemli başlıklar ekranlarınıza geliyor. 16 Mart'tan itibaren, yani koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlamasından itibaren başlayarak 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdik vurgusunu yaptı ve bankalara seslendi. Bankalarımız ekonominin çarkları için önemli yerde vurgusunu yaptı. İşte açıklamalar kısaca bu şekildeydi. Şimdi ise gelin o açıklamaların ayrıntılarına kulak verelim. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, şirketlerin de bilançolarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek ülkesi olmayanın bankasının da olmayacağını kaydetti. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, birliğin 63. olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada bankaların pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesine destek olduğunu belirterek kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına da destek sağladıklarını söyledi. Aydın, yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız vererek aktif kalitesi yönetiminde etkinliklerinin artırıldığını kaydetti. Ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. Bankalar olarak 3 bilançoya çok önem veriyoruz. Müşterilerimizin, bankalarımızın ve ülkemizin bilançosu. Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel bilançolarıyla firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Bakın, bu 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır. Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ise 16 Mart'tan başlayarak 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdiklerini ifade etti. Covid-19 salgını sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmanın önemini hatırlatması açısından da oldukça manidardır. Yaşanan bu süreç bankalarımızın ekonominin çarkları içinde ne kadar önemli bir yerde durduklarını, ülkemizin ekonomik refahını sürdürebilmesi noktasında kilit rol oynadıklarını bir kez daha göstermiştir. Akben, TBB Genel Kurulu'nda geçen yılın 3. çeyreği sonrası iyileşen enflasyon verileri ve fonlama maliyetlerindeki düşüşün diğer yapısal tedbirlerle birlikte bankaları kredi vermeye daha istekli hale getirdiğine dikkati çekti. Bu çerçevede sektörün kredi hacmi son bir yıllık dönemde %26.5 artışla 3.2 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip olan sektörümüzün mevduat hacmi ise son bir yıllık dönemde %31.4 artışla altın mevduatı dahil 3 trilyon TL'yi aşmış bulunmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. olağan genel kurul toplantısında birliğin finansal tabloları onaylanırken yönetim kurulu üyeliği seçimi yapıldı. Bankacılık Efendim, İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Apara yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, pandemi süreciyle projede herhangi bir aksama olmadığını ve ilk taşımaların 2022 yılında başlayacağını açıkladı. İstanbul Finans Merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, A Para yayınında İstanbul Finans Merkezi projesinin tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Projede pandemi nedeniyle aksama yaşanmadığını söyleyen Göksel Aşan, taşınmaların 2022 başında başlayacağını söyledi.
sadece elbette İstanbul Finans Merkezi değil, bir tüm İstanbul'un aslında bir finans merkezi haline getirilmesi, hani bu yönde yapacağımız işler ya da yaptığımız işler. Tabii özelinde de İstanbul Finans Merkezi'nde de yapacağımız bir takım düzenlemeler var. O konuda çok hızlı gidiyor. Bu sene bitmeden özellikle bu İstanbul Finans Merkezi ile ilgili mevzuat çalışmalarını inşallah bitiriyor olacağız. İstanbul Finans Merkezi projesiyle yeni bir finansal sistem imar ettiklerini söyleyen Aşan, projede önceliğin bankacılık dışı finans sektörlerinde olacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, projeyle ilgili Çin'le önemli görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Türkiye zaten bütün o potansiyeliyle kendi doğallığında bir ilgi odağı. Biz bunu işte düzenlemelerimizde, işte bu mevzuatta yapacağımız değişikliklerle, sermaye piyasalarının derinleştirmesiyle, dünyanın geri kalanıyla bütün o finansal sistemimize entegrasyonunu bir level daha yukarı çıkardıkça hani ben bu ilginin katlanarak devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Dünyadaki finans sisteminin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Göksel Aşan, şu andaki finans sistemiyle reel sektör arasındaki bağlantının koptuğunu belirterek alternatif finans sistemlerinin önemine değindi. İslami finans kendi içinde bütün bu alternatif finansı barındıran çok daha geniş bir tanım. Şimdi biz bu meseleye biraz böyle bakıyoruz. Dolayısıyla yapacağımız bütün o düzenlemeleri, bu alana vereceğimiz teşvikleri vesaireleri de böyle kurguluyoruz. Göreceksiniz önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde o da çok ciddi bir büyüme sağlayacağız. Efendim, Türkiye borsası bu dönemde pozitif ayrışıyor. Buna ilişkin bir haberimiz var ama onun öncesinde dünkü rakamları bir kez daha hatırlatalım. BIST endeksi geldi ekranlarınıza. Dün haftanın ikinci işlem günü 115.338 puan seviyesinde tamamladı. %0.13'lük bir yükselişi vardı. Gün içerisinde zaman zaman %1'in üzerinde kazançları vardı. Günü de yatay pozitif seyirde tamamladı. Şöyle bir baktığımızda da haftalık bazda %3'ün üzerinde kazancının olduğunu söyleyebiliriz. Aylık bazda bu kazanç %10'un üzerinde olurken yıllık bazda da %20'lik bir getirisi oldu BIST endeksinin. BIST endeksine de bakalım şimdi. BIST endeksi de geldi ekranlarınıza. Dün bu tarafta da yatay pozitif bir seyir vardı. Günü %0.03'lük bir yükselişle tamamladı. BIST endeksi 107.480 puan seviyesinde ve bu seviye haftalık bazda en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak kayıtlara geçti diyebiliriz. BIST 30 endeksini de bakalım. Onu da ihmal etmeyelim. O tarafta da %0.09'luk bir yükselişle 133.689 puan seviyesini takip ettik. Bu tarafta da yine haftalık bazda baktığımızda en yüksek yakalamış olduğu seviyeyi dün gerçekleştirdi. Yerli yatırımcı oldukça borsada artmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştik. 1,5 milyonu aşmış durumda. 2020 yılında tabii endekslerde pandeminin etkisiyle kayıplar yaşanmıştı ve baktığımızda BIST endeksi burada pozitif ayrışıyor. BIST endeksi 2020'de artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Borsa İstanbul kayıplarını telafi ederek virüse rağmen dünyada artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana dünya borsaları ciddi kayıplar yaşadı. Oluşan panik havası derin satışları getirirken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Borsa İstanbul'sa sınırlı geri çekilmelerle güçlü duruşunu sürdürdü. 2019'u 114.424 puanla kapatan BIST endeksi dün kapanışta 115.000 seviyesini geçti ve geçen yıldan bu yana %0,6 arttı. Virüs yaralarını sararak kayıplarını telafi eden borsa performansıyla dünya devlerini geride bırakarak artıya geçen 3 borsadan biri oldu. BIST endeksi haftalık %3,44, aylık %11,4 ve yıllık %20,55 artışla dünya borsalarına göre pozitif ayrıştı. Türk borsasının dışında dünyada artış gösteren diğer borsalarsa ABD'li Nasdaq ve Japon Nikkei endeksi oldu. Nasdaq'taki artış yılbaşından bu yana %10,8 olurken Japon Nikkei endeksi de tüm kaybını geri aldı. Borsa İstanbul'u pozitif ayrıştıran en büyük nedense sayısı gitgide artan yerli yatırımcı sayısı. Faizlerin düşmesi ve normalleşme tedbirleriyle oluşan ekonomik güven, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcıyı artırırken endeksin yükselişinde etkili oldu. Küresel çapta en büyük kayıplar Avrupa borsalarında görüldü. Avusturya borsası %27,25 ile başı çekerken Yunanistan %27, İspanya ise %22,3 satış yaşadı.
Dünyanın en büyük borsalarından Fransa %16,7, İngiltere %16,57, Almanya ise %6,93 eridi. Efendim, borsada yükseliş devam ediyor dedik. Borsada yatırımlar artarak sürüyor dedik. Hemen buna ilişkin bir yoruma yer verelim. Apara yayınına konuk olan Tere Yatırım ekonomisti Enver Erkan borsadaki gelişmeleri değerlendirdi. İzliyoruz. Tabii yurt içi borsa hareketi yurt dışı piyasalardan daha pozitif bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle yurt dışı piyasaların şu sıralar biraz daha inişli çıkışlı bir momentum içerisinde olması, koronavirüs ikinci dalgasına dair endişeler ve bunun resesyon etkilerini uzatabileceğine dair yine endişeler. Bunun yanı sıra Çin, Hong Kong, Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Kore gibi gerilimler ve aynı zamanda Amerika-Çin ticaret geriliminin nereye varacağının bilinememesi gibi faktörler var. Ve bunlar açıkçası pozitifliği de o merkez bankalarının sağladığı bol likidite ile beraber gelen pozitifliği biraz sınırlayan bir görüntü içinde. Ki geçen hafta aslında küresel piyasalar Fed'in de şirket tahvil alımlarına pozitif yönde bir tepki verse de bu hareketin bir süreklilik kazanmaması durumunu gözlemlemiştik. Buna karşılık Borsa İstanbul o inişli çıkışlı görüntü içerisinde değil, küresel satışlara olduğu günlerde çok daha dirençli bir görüntü sergiliyor ve algının pozitif olduğu günlerde de yukarı doğru hareketin daha belirgin bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunda özellikle şu anda yerli yatırımcının önemli bir ağırlık içerisinde olduğu ve endeksi yukarıya doğru taşımaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Burada tabii yerel yatırımcı açısından bakıldığı zaman bir hikaye etkisi var. İkincisi de zorunlu portföy ayarlamalarının getirdiği etkiler var. Hikaye etkisi tamamen faizlerin düşmesi ve faizlerin düşmesi artı normalleşme ile beraber özellikle belli sektörlerdeki iyimserliğin talep anlamında artmasından ileri gelmekte. Ki faizlerin de bu noktada düşüş eğilimini sürdürmesi, ki bu hafta zaten Merkez Bankası'ndan yine bir faiz açıklaması gelecek bu çerçevede. Yine faizlerdeki düşüşün devam etmesi, finansman koşullarının rahatlamaya devam etmesi bekleniyor. Evet. Tabii bir de aynı zamanda risksiz faiz oranının düşmesi, alternatif diğer getiri sağlayabilecek enstrümanlardaki getiri potansiyelinin sınırlı görülmesi bu noktada Borsa İstanbul tarafına yatırımcının daha fazla rağbet etmesini beraberinde getiriyor. Şu anda da 115 bin seviyesi üzerine yerleşmeye çalışan ve bugün muhtemelen bu pozitif eğilimini sürdürebilecek bir borsa hareketi var. Tabii kar realizasyonları yeni alıcıların cesaretlenmesi anlamında söz konusu olabilir ama endeksin genel trendini şu anda bozacak bir görüntü sergilemediğini görüyoruz. Çünkü endeks hareketli ortalama seviyelerinde üzerinde bir hareket şu anda gerçekleştiriyor. 115 bin, 120 bin şu anda içine yerleşilmeye çalışılan bant olarak endekste ilk etapta izleyebileceğimiz bölge. Mevcudu korumak ve ilave istihdam yaratmak için hazırlanan istihdam kalkanı paketinde sona gelindi. İlgili kanun teklifinin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Yapılacak düzenlemelerle kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren istihdam kalkanı paketinde sona gelindi. Sosyal taraflarla da yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan kanun teklifinin bu hafta içinde meclise sunulması ve önümüzdeki hafta gündeme alınması bekleniyor. Peki kanun teklifiyle birlikte ne gibi düzenlemeler yapılacak? Bu kapsamda işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül'e kadar uzatılacak. Bu süreçte ücretsiz izne çıkarılanlara aylık 1177 lira ödeme yapılmaya devam edilecek. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında model değişikliği yapılacak. Normalleşme desteği adı altında tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için işverenlere 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak. Yeni istihdama da ücret desteği verilecek. 2019 başından 17 Nisan 2020'ye kadarki istihdam sayılarına ek olarak işe alınan her işçi için 30 Eylül'e kadar 1732 lira destek verilecek. Başkan Erdoğan 3'er aylık dönemler halinde bu desteği 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması durumunda yine işsizlik sigortası fonundan ücret desteği sağlanacak. Genç nüfus ve 50 yaş üstünün iş hayatına katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek.
25 yaşın altındaki gençlerle 50 yaş üzerindekiler için de 3 yılı geçmemek üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Yeni borçlar kanununun iş yeri kiracılarını rahatlatacak maddeleri 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile iş yeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler artık geçersiz sayılacak. İş yeri kiracılarını rahatlatacak düzenlemeler hayata geçiyor. 2012 yılında borçlar kanununda yapılan değişiklikle kiracıları daha fazla koruyan düzenlemeler yapıldı. Ancak bu değişikliklerin iş hayatında olumsuzluklar yaratabileceği düşüncesiyle ilgili maddeler 8 yıl ertelendi. İşte o süre 1 Temmuz'da dolacak. O tarih itibariyle iş yeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler geçersiz sayılacak. Yeni düzenleme ile kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılmayacak. Kiracıya kira bedeli, temizlik, aidat ve bakım gideri gibi yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecek. Yürürlüğe girecek diğer bir madde ile kiraya veren tarafından dayatılan ve kiracıyı olağanüstü bir yükümlülük altına koyan bağlantılı sözleşmeler hükümsüz sayılacak. Ayrıca kiracılar iş yerini başkasına devredebilecek. Sözleşme sürecinden önce iş yerini tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesihten dolayı tazminat ödemekten kurtulacak. Depozito uygulamasında da değişiklik olacak. Kiraya veren en fazla 3 aylık kira bedeli isteyebilecek. Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak. Kiraya verenin rızası olmadan çekilmemek şartıyla para vadeli bir tasarruf hesabına yatırılacak. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. İlk olarak ABD vadelilerde S&P 500 endeksi geldi ekranlarınıza. Bu tarafta yeni günde 3122 puan seviyesini takip ediyoruz. Gün içerisinde en yüksek 3123 puan seviyesi karşıladı bizleri ve en düşük seviyeye baktığımızda da 3108 puan seviyesini test etti. Nasdaq endeksine bakalım. Nasdaq endeksi gelecek ekranlarınıza. Haftanın 3. işlem gününde Nasdaq tarafına baktığımızda %0.26'lık bir yükseliş var. 10.222 puan seviyesinde işlem görüyor. Hafta başında hemen 10.000 puan seviyesinin aşağısında konumlanmıştı ve haftanın ilk işlem gününün ikinci yarısından itibaren 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya başladı. Gün içerisinde en yüksek görmüş olduğu seviye şu anki görmüş olduğu seviye, yani 10.222 puan seviyesi. En düşük görmüş olduğu seviyede 10.176 puan seviyesi olduğunu belirtebiliriz. Dow Jones endeksine bakalım şimdi. Dow Jones endeksinde 26.066 puan seviyesini görüyoruz. %0.18'likte bir yükselişi var. Gün içerisinde en yüksek 26.080 puan seviyesini test etti. Dün aslına bakarsak ABD spot piyasalarında da yükselişler vardı. Şöyle bir rakamlara baktığımızda Dow Jones endeksi yarım puanlık bir artışla 26.156 puan seviyesinden haftanın ikinci işlem gününe son noktayı koydu. S&P tarafında kazançlar %0.46 seviyesindeydi ve Nasdaq tarafına baktığımızda da yarım puanın üzerinde %0.74'lük bir yükseliş vardı. Aslına bakarsak dün Amerika'da gelen dataların olumlu havası borsalara da etki etti. Pozitif bir etkiyle kazanmalarına sebebiyet verdi. Dün Amerika tarafına PMI rakamlarını takip ettik. İmalat PMI rakamları Haziran'da 9.8'lik bir artış yaşadı ve 49.6 değerine yükseldi. Bununla beraber yeni konut satışlarında da yükseliş vardı. Mayıs'ta %16.6'lık bir artış yaşandı diyebiliriz. Avrupa borsalarına bakalım şimdi. Avrupa tarafında da normalleşme ve koronavirüsüne ilişkin olumlu haberlerin biraz daha gelmesinden dolayı dün yükseliş vardı. Londra borsası %1.23'lük yükselişte 6.321 puan seviyesini dün gördü. Frankfurt borsasında kazançlar %2'nin üzerinde olurken Paris borsası %1.39'luk yükselişte 5.017 puan seviyesini dün gördü. Madrid borsasında ise %1.24'lük yükseliş vardı. 7.437 puan seviyesinden dün güne son noktayı koydu. Avrupa borsaları demişken efendim, koronavirüsüne ilişkin ve tabii Avrupa piyasalarını ilgilendiren bir haberle devam edelim. Malum koronavirüsünün etkilerini arttırmasıyla beraber Avrupa'da da işsizlik bir hayli artmış durumdaydı. İngiltere otomotiv sektöründe hükümetten mali destek alınmadığı takdirde her 6 kişiden birinin işten çıkarılacağı belirtildi. Koronavirüs salgınının ekonomilere etkileri gün yüzüne çıkmaya başladı. İngiltere'de otomotiv sektöründe işten çıkarmaların başlayacağı duyuruldu. Açıklama İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan geldi. Açıklamada salgın nedeniyle çökme noktasına gelen ekonominin yansımalarına değinildi. Her 6 kişiden birinin işini kaybedebileceği vurgulandı.
Ayrıca açıklamada hükümetin bu duruma el koyması gerektiği de belirtildi. Hükümetin otomotiv sektörüne özel mali paket hazırlanması, kalıcı ve esnek devlet destekli ücretli izin programının uygulanması ve katma değer vergisinin azaltılması talebinde bulunuldu. Öte yandan topluluk başkanı da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışanlarının ücreti için izin programında olduğunu söyledi. Bir an önce üretime geçmek için yeniden çalışmalara başlamaları gerektiğini vurguladı. İngiltere'de hali hazırda otomotiv sektöründe 150 bin kişi istihdam edilirken çalışanların yaklaşık 50 bini İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor. Salgın nedeniyle darbe yiyen ekonominin 25 bin kişiyi işinden edeceği tahmin ediliyor. Yeni güne başlarken bir de Asya piyasalarına bakalım. Asya tarafında göreceli olarak pozitif bir havayı takip ediyoruz. Çin'in Şangay Endeksi %0.15'lik yükselişte 2975 puan seviyesinde işlem görüyor. Japonya tarafında yatay negatif seyir var. 22.523 puan seviyesinde. Hindistan borsası %0.56'lık yükselişte 35.629 puan seviyesinde. Ve Güney Kore'de kazançlar %2'ye yakın %1.81'lik yükselişte 2170 puan seviyesinde işlem görüyor. Son olarak Hong Kong borsası %0.18'lik yükselişte 24.953 puan seviyesinde işlem görüyor. Asya'ya ilişkin rakamları ekranlarınıza getirmişken şimdi bir Asya'ya gidelim. Pekin'den notları bizlere A Para muhabiri Sadi Kaymaz anlatacak. Evet, öncelikle güneşli bir günden iyi yayınlar, iyi sabahlar dilerim. İstersen salgın tarafıyla başlayayım. Hem aşıda önemli gelişmeler var, hem de Çin'de, Pekin'de biliyorsun ikinci dalga korkusu vardı. O korku her gün geçtikçe azalıyor. Bugün düne ilişkin rakamlar açıklandı. 6 vaka tespit edilmiş. Son 2 haftanın aşağı yukarı en düşük sayısı. Dolayısıyla Pekin'de her ne kadar tabii köprü kazınmış değil, durdurulmuş değil. 55 gün boyunca tabii hiçbir vaka olmamıştı. Şimdi tabii 6'ya düştü. Daha da düşecek gibi görünüyor ama bu vakalar bir süre daha devam edecek. Korku kalmadı diyebilirim ama tabii kaygı var. Evet, bundan sonra da özellikle bu tür olaylar, hadiseler tekrarlanabilir. Yetkililer de bunu söylüyor. Halkta bunun bilincinde. Aşı tarafında şöyle bir gelişme var. Şimdi Çin 6 tane şirket aslında klinik deneyler yapıyor. Sinopharm, bunların arasında Sinopharm ikinci fazı da bitirdi. Üçüncü faza aslında başlayacaktı ama Çin'de başlayamadı. Niye başlayamadı? Çünkü vakalar çok ama çok az. Baktığımız zaman Çin geneline baktığımız zaman 20 tane 30 tane vaka çıkıyor. Dolayısıyla başka ülkelerle görüşüyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşılmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde üçüncü faz testler başlayacak. Üçüncü aşama testler başlayacak. Son aşama tekrar belirtmek gerekirse. İlk iki aşama genellikle emniyet ağırlıklı tabii aşamalar. Bu aşama daha çok etkinlik ağırlıklı. Bakalım oradan ne çıkacak. Ama bir aşı şu anda üçüncü aşamaya geldi. Üçüncü aşamaya başlıyor. Önemli aşı açısından. Tabii bir de ayrışma çok konuşuluyor. Ticaret anlaşmasına ilişkin olarak dün Navarro'nun sözleri bitti, ticaret anlaşması demişti. Daha sonra kendisi de aslında bağlamından kopartıldı dedi ama sürekli olarak Beyaz Saray'da çeşitli isimler hala Navarro'nun dili suçtu demeye getiriyor. Ama bir taraftan da tabii ki her ne kadar dili de suçsa anlaşma ne kadar iyi gidiyor bunu bilmiyoruz. Tabii karşılıklı güven, stratejik güven iki taraf arasında yok. Bu da tabii ki ayrışma söylemi ya da ticaret anlaşmasını sürekli olarak bir ne diyelim onun üzerinde soru işareti yaratıyor. Efendim şimdi günün sıcak gelişmelerini değerlendireceğiz. Bugünkü konuğum TR Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Merhabalar Uğur Bey, günaydın size de. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Dilerseniz yurt içiyle başlayalım. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını takip ettik. Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu'nda konuştu. Aslına bakarsak açıklamaları kayda değerdi. Önemli başlıklar var. İlk etapta dilerseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Dün yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak baktığımızda zaten Berat Albayrak'ın özellikle koronavirüs sürecindeki söylemlerini devam ettirdiğini takip ettik. Özellikle bankalar üzerinde malum
ciddi vurgularda bulundu. Bankaların yine bu süreçte kur riskinin olmadığını ve özel sektörü destekleyici adımlar atması gerektiği yönünde açıklamaları ön plana çıktı dünkü açıklamalarda. Yine mesela Berat Albayrak'ın önemli açıklamalarından bir tanesi de Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar hükümetin veya işte ekonomik otoritelerin piyasaları bu süreçte çok yakından takip ettiğini, en iyi şekilde süreci yönettiğine dair söylemleri ön plana çıkan başlıklar arasındaydı. Yine koronavirüs salgınıyla beraber ekonomideki yaşanan olumsuz gelişmelerin V şeklinde bir toparlanmayla çok hızlı bir şekilde hızla eski ivmesine döneceği yönündeki açıklamaları bizim için önem arz ediyor. Siz ne dersiniz Mehmet Bey? Önümüzdeki günlerde gelecek olan datalarla beraber V şeklinde bir toparlanma bekler misiniz? Doğrudur. Özellikle dün yine Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak belirttiği gibi özellikle Haziran ayı öncü göstergelerine baktığımızda haftanın başında ekonomik güven endeksini takip etmiştik. Bugün de yine imalat güven endeksini takip edeceğiz. Nisan'da dip yapmıştı bu göstergeler ve Mayıs ayında bir toparlanma gördük. Hafta başında Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklandı ve orada da yine ciddi bir iyileşmeyi takip ettik. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanımızın söyleminin önümüzdeki süreçte aslında gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde V tipi bir toparlanmayla Türkiye ekonomisinin önümüzdeki günlerde iyi bir yere geleceğini düşünmekteyiz. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dün öncü göstergelere değindi. Bugün de siz de zikrettiğiniz gibi güven endeksi rakamlarını takip edeceğiz. Haziran ayına ilişkin gelecek rakamlar. Şöyle bir rakamlara baktığımızda hizmet sektörü güven endeksi bir önceki ay 51.1 seviyesinde gerçekleşmişti. İnşaat sektörü güven endeksi 58.5 seviyesinde gerçekleşirken perakende sektörü güven endeksi de 79 seviyesinde gerçekleşmişti. Ne dersiniz? Bu aya ilişkin gelecek olan rakamlarda yukarı doğru bir hareketlilik başlar mı? Ve buna ilişkin yorumlarınızı da merak ediyorum. Belirttiğim gibi Nisan ayında dip seviyeyi gördük. Mayıs'ta bir toparlanma sinyali gelmişti. Hafta başında özellikle yine ekonomik güven endeksi için söylüyorum. Toparlandığını takip ettik. Devam eden süreçte gelecek verilerde de yine toparlanmanın devam etmesini beklemekteyiz açıkçası. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Ciddi bir toparlanma beklemekteyiz. Bunun etkilerinde önümüzdeki günlerde zaten piyasaya yansımalarını olumlu olarak takip etmeye devam edeceğiz. Borsaya konuşalım biraz. Borsa İstanbul Düz Endeksinde haftaya yine yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta %3.22'lik bir kazançla kapatmıştı haftayı. Bu haftaya baktığımızda haftanın ilk işlem gününde ve haftanın ikinci işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dün bir ara gün içerisinde %1'in üzerinde kazançları vardı. Günü de %0.13'lük yükselişle 115.338 puan seviyesinde tamamladı. Ve deyim yerinde ise 2019 yılında kapatmış olduğu seviyenin de üzerine çıktı. Ne dersiniz? Borsayı önümüzdeki günlerde hangi senaryolar bekliyor ve destek ve direnç seviyesi de belirleyecek olursak o destek ve direnç seviyeleri de sizin için nelerdir? Öncelikle şunu söyleyebiliriz, ciddi bir toparlanma kaydettik. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında yılbaşındaki seviyelerine tekrardan geldi, hatta bir miktar üstünde olduğunu görmekteyiz. Bizim için önemli olan şu 115.000 seviyesinin üstünde şu anda kaldığını görmekteyiz. Burada kaldığı sürece bizim için hafta içerisinde bugün, yarın ve cuma günü 116.000 seviyesinin üstündeki kapanışları takip ediyor olacağız. Bu seviyenin geçilmesi önümüzdeki hafta için 120.000 seviyelerine kadar ivmelenmeleri gündeme getirebilir. Tabii arada 118.000 ara direnci söz konusu. Bunu da takip ediyor olacağız. Tek yükselen... Genel olarak bak... Evet, buyurun. Genel olarak baktığımızda geçtiğimiz günlerde en çok takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi bankacılık endeksiydi ve yabancı payındaki düşüştü. Koronavirüs salgınıyla beraber yabancı payında endekste ciddi, borsa tarafında ciddi düşüş yaşanmıştı. %53'ün altına kadar gerilemişti yabancı payı. Geçtiğimiz günlerde bankacılık sektöründe bir hareketlenme gördük. Dün görece %1'e yakın bir kayıpla kapatsa da genel olarak banka tarafında bir hareketlenme söz konusu. Bankalar tarafındaki hareketlenmenin devam etmesi endeksi yukarı yönde destekleyecek önemli faktörlerden bir tanesi. Yine yabancı payının da devreye girmesi, yabancı payında da yukarı yönlü hareketlerin yaşanması
endeksi yine yukarı yönde sert hareketlere tetikleyecek önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Dilerseniz biraz da altın konuşalım. Altın tarafına baktığımızda altının ons fiyatında artık 1750 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmaya başladı. Ne dersiniz? O tarafta gidilecek yol daha var mıdır? Yoksa bir düzeltme önümüzdeki günlerde gelir mi? Şöyle bakabiliriz aslında, genel olarak bir süredir 1690 ve 1760 bandında dalgalandığını takip ettik biz, ons altın için söylüyorum. Ciddi bir imelenme yakaladı. Dün ve önceki gün yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. 1760 seviyeleri, hatta 1770 seviyelerine yakın fiyatlandığını takip ediyoruz. Ancak dün hem Avrupa, Amerika tarafından gelen PMI verileri hem de ABD-Çin anlaşmasına dair gelen olumlu haberlerle beraber bir miktar baskılandığını takip ettik. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle küresel piyasalarda salgınla beraber artan likidite paranın görece ucuzlamasını neden olmuştu. Dolayısıyla altına talebi, faizlerin de düşmesiyle beraber önümüzdeki günlerde altına talebi arttırabilir ve yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Evet, yurt içinde bu hafta önemli veriler arasında Merkez Bankası'nın kararı olacak. Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri de faiz indirimleri geliyor. Ne dersiniz? Yarınki toplantıdan da yine bir faiz indirimi gelir mi? Ve o taraftan gelecek olan mesajlar da nasıl olur? Sizin de belirttiğiniz gibi bir süredir zaten Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini devam ettiğini görmekteyiz. Yarınki toplantıdan da açıkçası 25 bas puanlık veya 50 bas puanlık bir indirim beklemekteyiz. Ancak diğer taraftan şöyle bir senaryo söz konusu. Malum geçtiğimiz enflasyon verisi beklentilerin çok üzerinde gelmişti. Belki bir miktar Merkez Bankası'nın bunu göz önünde bulundurarak faizlerde değişime gitmeme olasılığında söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel olarak beklentimiz faizlerde 25 veya 50 bas puanlık bir indirimi Merkez Bankası'nın yapacağı şeklinde. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun Mehmet Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, Merkez Bankası'nı son olarak konuştuk. Son olarak yarın Merkez Bankası'nın karar haftasını olduğunu belirttik. Bir faiz indirimi bekleniyor. Buna ilişkin bir yoruma daha yer verelim. Apara yayınına konuk olan İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nülfer Sezgin de 50 bas puanlık bir indirimin gelebileceğini ifade etti. Bu yorumla bu bölümümüze nokta koyalım. Saat başında seans öncesiyle karşınızda olacağız. Biz de faiz indirimi beklemeye devam ediyoruz. Bizim beklentimiz de 50 bas puan. Yani muhtemelen 25 veya 50 göreceğiz ama ben 50'ye biraz daha fazla ihtimal veriyorum. Piyasada beklentilerin böyle çeşitlenmiş olması, eskiden biraz daha konsensüs oluşuyordu indirim miktarına yönelik ama şimdi birazcık daha dağıldı beklentiler. Onun bir sebebi Merkez Bankası 100 indirirken bir durma veya durma demeyelim de bir yavaşlama sinyali verdi enflasyon. Kısa vadede yüksek seyredecek uyarısı yaparak 100 bas puan faiz indirimiyle ilerlerken bunu 50 bas puana çekti Mayıs ayı itibariyle. Ve sonrasında da gerçekten enflasyonun Merkez Bankası'nın beklediği gibi bir miktar yüksek seyrettiğini gözlemledik. Haziran ayında da enflasyonun yüksek seyredeceğini düşünüyoruz. Ama buna rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü burada biraz daha Merkez Bankası varken de bu farklı dönemlerin farklı özelliklerini dikkate almak lazım. Örneğin şu anda reel faiz eksi seviyede. Yani hem mevcut enflasyonla hem piyasanın beklediği gelecek enflasyon seviyesiyle baktığınız zaman reel faiz eksi. Eskiden biz böyle dönemlerde hani enflasyon da hedefin üzerinde ise eksi reel faiz özellikle de sermaye akımlarının güçlü olmadığı bir dönemde aslında Merkez Bankası'nın çok uygulayacağı bir patika olmaz. Dolayısıyla bırakın faiz indirmeyi, hatta faiz arttırma bir de gündeme gelebilir diye bir düşünce sistematiği geliştirirdik. Ama şimdi artık Türkiye'nin ekonomi yönetiminin hedeflediği yeni yapı Türkiye'nin sermaye akımlarına bağımlılığının azaltılması ve sermaye hareketlerinin ülkedeki faiz seviyesi üzerindeki belirleyici rolünün azaltılması.
her türlü aksiyon aslında buna ilişkin bir arka plan içeriyor. Örneğin swap piyasasına getirilen kısıtlamalar gibi. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın eksi reel faizde olmasının ben mevcut yeni stratejiyle çok uyumsuz olduğunu düşünmüyorum. İktisadi faaliyetin potansiyelinin çok altında seyrettiği bir ortamda talep koşullarının da enflasyonun ana eğilimini, özellikle hizmet grubunda bunu görüyoruz, ana eğilimini olumlu etkilediği bir ortamda Merkez Bankası hani döviz kurundaki yükselişlere veya sermaye akımlarının zayıf olmasına çok takılmaz ve iktisadi faaliyetin gerektirdiği şekilde faiz indirimi kararı alır diye tahmin ediyorum. Belki hani birebir toplantı, ay ay toplantılar için faiz indirim kararlarında tabii ki yanılabiliriz. Ama ben bir orta vadeli bakış açısıyla Merkez Bankası'nın bu yeni dönemdeki 2018'in son çeyreğinden itibaren ben böyle bir stratejiye geçildiğini düşünüyorum. Bu yeni dönemin karar mekanizmasında böyle bir arka plan olduğunu da dikkate almak lazım. Biz daha ziyade döviz kuru ve faiz arasındaki ilişkiyi koparmaya yönelik ve bunu yaparken de işte rezerv yönetimi gibi alternatif mekanizmalardan faydalandığımız bir dönem içerisindeyiz.